Dışarıdasınız 5 milli bayramda, tamam 10. yıl maçları işte bilmem ne yok şu bu. Sene içinde ne oluyor peki? Bu cumhuriyete sahip çıksın insanlar ya, hepimiz yani. Yani Allah korusun giderse gelmiyor bir daha geri çünkü. Doğru. Ne kadar zor kazanıldığını biliyoruz zaten. Giderse geri gelmiyor. Çok da kolay gidiyor yani cumhuriyet. Evet. Bir gün diyorlar ki biz rejim değiştiririz. Bu kadar basit yani. Çok da zor bir şey değil yani. Doğru, değişti zaten. İbrahim Uslu sizinle devam edelim. Şimdi baktığımızda Dilruba'yı konuştuk biraz evvel. Röportajını sözcü televizyonda ekrana getirdik. Dilruba Kayserlioğlu üzerinden adaleti sorgulayalım. Tayfun Kahraman'ın işte durumunu biraz evvel Sayın Özçağdaş bir kez daha vurguladı. Birazdan da eşi Meriç Kahraman bizlere katılacak. Artık adaletin sorgulandığı zamanlardan geçiyoruz ama böyle bir durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce yaptığı açıklama geldi aklıma. Artık yasakların sona erdiği bir dönemdeyiz dedi. Ekonomi de vardı cümlesinin devamında. Ekonomi krizlerinin de geride kaldığını söyledi. Dediğimiz gibi her fırsatta şunu söylüyoruz ya, acaba gerçekten aynı ülkede mi yaşıyoruz yoksa Cumhurbaşkanı yanlış bilgi mi veriliyor? Adaletteki bu çöküşü nasıl yorumlarsınız? Şimdi bu AK Parti oy kaybettiği zaman arka arkaya birkaç seçimde oy kaybedildi. AK Parti içerisinde seçim sonuçları yorumlanırken hemen bir kuru fabrik ayarlarına dönelim ekolü vardır. Ve onlar bunu önerirler. Yani AK Parti kuruluş döneminde işte neoliberal bir parti olarak kurulmuştu. Seçmenleri başka türlü etkilemenin yollarını biliyordu. Ve o yüzden de oyumuz sürekli artıyordu. Fakat biz o değerlerden, o ayarlardan uzaklaştığımız için artık oy kaybediyoruz. Dolayısıyla çare ne? O değerlere geri dönmek. Şimdi o tür zamanlarda bana sorulduğunda yani AK Parti fabrika ayarlarına geri dönebilir mi diye, ben her zaman bunun mümkün olmadığını söylerim. Çünkü AK Parti öyle bir noktaya geldi ki siz uzun yıllar kutuplaşma üzerinden iktidarınızı korumaya çalışırsanız, işte stüdyoda konuşulduğu gibi artık diğer tarafa, kendinize göre diğer tarafa her türlü hakareti, her türlü aşağılamayı, her türlü baskıyı müstahak görürseniz falan ve günün birinde de güç kaybetmeye başladığınızda o zaman korkularınız artıyor. Şöyle bir kaygıya kapılıyorlar benim gördüğüm. Eyvah, bu iş elimizden kayıyor. Dolayısıyla bizim biraz daha ipleri sıkmamız lazım, vidaları sıkmamız lazım. Yani tabiri caizse açık söylemek gerekirse de baskıyı arttırmamız lazım. Niye? Çünkü biraz eğer biz yumuşak davranacak olursak muhalefet daha da güçlenecek. O zaman başa çıkmamıza imkan kalmayacak. O yüzden yani bu oy kaybeden iktidarların önünde iki tane yol var. Ya politikalarını değiştirip daha özgürlükçü, daha vatandaş memnuniyeti odaklı bir hale gelirler. Ya da korkuları, kaygılar artar. O zaman da otoriteryenliğe daha fazla başvururlar. Baskıyı da arttırırlar. Dolayısıyla rakiplerini bastırmak, sindirmek, muhalefeti ezmek falan gibi yöntemler kullanırlar. AK Parti birinciye yönelemezdi. Dedim ya, o kutuplaşma politikası vesaire nedeniyle bir taraftan karşı tarafı çok ötekileştirdi. Öte yandan o içinde bulunduğu atmosfer kendi korkularını da arttırdı. Öyle olunca da otoriterleşmeyi tercih etti. MHP zaten ideolojik olarak daha otoriter bir yönetimi savunan anlayışa sahip. Öyle olunca ikisi bir araya geldi ve o gün bugündür, bir süredir AK Parti oy kaybetmeye başladıkça, ki başkanlık sistemine geçişle beraber oy kaybetti. Biliyorsunuz referandumdan sonraki ilk seçimde AK Parti 50'den 42,5'a düştü. Ondan sonra geri diğer seçimde düzenli olarak oy kaybetti. Bu oy kaybetmesiyle başkanlık sistemi arasında bir ilişki var. Aynı zamanda oy kaybetmesiyle otoriterleşmesi arasında da bence bir ilişki var. O yüzden AK Parti seçmen tabanını kaybettikçe siyasal gücünü korumak için gün geçtikçe daha fazla otoriterleşiyor ya da otoriter yöntemler kullanıyor. Bunu bazen masum gösteriler yapan insanlara aşırı polis şiddeti kullanarak, bazen normal şartlar altında görmezden gelinecek basit düşünce özgürlüğü ya da ifade özgürlüğü kullanımlarını, işte Dilruba Hanım örneğinde olduğu gibi tutuklayarak, hapse atarak ya da işte bu Gezi mahkumlarında olduğu gibi beraat ettikleri suçlarını tekrar yargılanıp bu sefer çok ağır hapis cezalarına çarptırılmaları gibi hukuku, devlet gücünü, kamu gücünü
polis gücünü falan kullanarak benim gördüğüm otoritesini ya da pozisyonunu korumaya çalışıyor. O yüzden hani bugünden sonra işte hani bu yumuşama vesaire falan ya da bazı köşe yazarları işte AK Parti'ye biraz daha liberalleşme, liberal politikalar falan öneriyorlardı. Bunların hiçbirinin AK Parti tarafından kabul göreceğini ben düşünmüyorum. AK Parti girmiş olduğu şeyde, kulvarda ancak tek yöne doğru gidebiliyor. Yani yerinde durması bile mümkün değil. Adeta bir tren rayı gibi tek bir istikamete doğru hareket ediyor. O da gün geçtikçe daha fazla otoriterleşmek. Bu aslında bir kendi kendini besleyen bir kısır döngü. Otoriterleştikçe bir muhalefet korku eşiğini aşıyor. İnsanlar korkmuyorlar. Daha özgürce konuşuyorlar. Daha cesurca konuşuyorlar. O durumda baskılar artıyor insanlar üzerinde. Baskılar arttıkça muhalefet tabanı daha da genişliyor. Yani AK Parti hani tabiri caizse korktuğu, kaçmaya çalıştığı şeye doğru koşuyor. Bu otoriterleşmenin şeye AK Parti'nin siyasi ömrünü uzatma olasılığı hiç yok. İlk seçim ne zamansa seçmen artık yani büyük bir heyecanla o sandık gününü bekliyor. O yüzden ben hani aklını başına devşirip daha rasyonel politikalara geçme ihtimalle, hani ekonomide rasyonel politikalara geçmenin zamanı geldi demişti Sayın Mehmet Şimşek. Ama siyasette rasyonel politikalara geçme olasılığını ben mümkün görmüyorum. O yüzden dedim ya tek gidişi olan bir yolda ilerliyor. Hele şu anki ittifak yapısıyla birlikte düşündüğünü başka şansı hiç yok. O yüzden bir süre daha AK Parti iktidarının sonuna kadar bu otoriterleşme uygulamalarına ya da hukukun, kamu gücünün suistimal edilmesi uygulamalarına korkarım ki sıkça şahitlik edeceğiz. Ama bu AK Parti iktidarının siyasal ömrünü uzatmak açısından bir fayda ya da olumlu bir tesirde bulunmayacak. Ondan da eminim. Peki Sezgin Uray katılır mısınız? Yani. Ters etki yapıyor mu? Peki Sezgin Hanım cevaplar bunu. Ayrıca bir avantajı da CHP'nin şu. Orada 3 kişi öne çıkıyor. Bir tane Mansur Yavaş gibi düz, yalın, sade ve işte dürüst insan profilinin sanki şeydeki temsilcisi gibi bir kişi var. Yani Mansur Yavaş deyince herkes diyor ki tamam, çok fazla bir şey yapmasa bile ileride yani hani inşaat minşaat AVM şu filan, ama dürüst insan, şunu yapmaz, bunu yapmaz. Bu ülkede böyle bir profil var. Çok avantaj yani. İkinci profil Özgür Başkan, Özgür Bey. O da genç birisi. Yani politikaya yeni atılmış, heyecanlı birisi. O başka bir, yani yılların eski kaşar politikacıdan sıkılan insanlar için çok iyi bir örnek yani. Hayır, çok iyi bir örnek Özgür Bey. Hata da yapabiliyor. Yani hata da yapabiliyor. Onu da kabul ediyor zaten hata yaptığı zaman. Ben eskilerden... Hayır, estağfurullah. Yapmayın. Cevap edemedim. Tecrübe bu olsa gerek. Benim yani, demek istediğim yani, kötü izlenimlerle hatırladıklarımız evet, demek yani şu. Ne güzel yumuş attınız Nihat. Tayyip Bey'in etrafında kişi de yok anlamında söylüyorum. Hep Tayyip Bey ortada var. Üçüncü kişi İmamoğlu mizah yapıyor, espri yapıyor. Gece yemeğe çıkıyor, eşiyle dans ediyor, gülüyor, eğleniyor. O da başka bir profil. Yani insanın esası aradığı profil yani. Kimse İmamoğlu'nun ne yapacağını falan beklemiyor. Sadece böyle bir profilde Cumhurbaşkanımız olsun bizim diyorlar. Yani işte o mesela Paris'teki şeydi. Üçünün normal tribünde oturup taraftar gibi sevinmeleri falan herkesin çok hoşuna gitmişti. Bu evet. Yüzden Tayyip Bey'in etrafından da biri çıkmıyor ortaya yani. Bir kişiye karşı üç kişi, üçü de puan alıyor yani. Onu demek istiyorum. O da büyük bir dezavantaj şey için, AK Parti için. AK Parti için. Sizi en, yani bunu herkes bilir, en takdir ettiğim, en çok zarif ve iyi bulduğum politikacısınız. Çok güzel bir ironik cevap verdiniz ama yine de sizi kırdıysam özür dilerim. Hayır, yok canım, ben de şaka olarak. Yani biz de çünkü... Biz de o kaşar grubuna girdiğim için ben de yaş itibariyle yani ben de aynı grubdayım. Ben öyle denmesin diye hala politikanın içindeyim zaten. Evet evet, biliyorum, ben sizi takip ediyorum. Sezgin Hanım'ın analizi gerçekten çok kıymetli olacaktır. Yani merakla da bekliyorum. Ben onu da takip eden birisi olarak da söylüyorum. Yani aslında Tayyip Erdoğan'lar tek değiller. Yani dünyanın bir siyasi konjonktürü ve gidişi de var. Birbirini besleyen arkadaşlar, bir siyasi fikriyat. Bir gelişme var dünyada. Aslında dünyada demokrasiler açısından bir tehlike var. Birbirlerinden simbiyotik ilişkiyle öğreniyorlar, paslaşıyorlar. Aslında sadece Türkiye açısından değil, verilen muhalefet meselesi dünya içinde bir örnek teşkil ediyor. Örneğin bizim Sosyalist Enternasyonel'de Cumhuriyet